Evet, Müslüman, İslam Müslümanların okuyarak, yazarak, görerek ve uygulayarak hem teorik hem pratik anlamda alimlerden bilgi edinmelerini ve bilgileri başka ve bilgilerini de öğrendiklerini de başkalarına aktarmalarını ibadet derecesinde önemser. İslam'ın önemli hedeflerinden bir tanesi de budur. Okuyarak, yazarak, görerek, tatbik ederek öğrenmek ve bilgiyi aktarmaktır. Bilgi İslam'da anonimdir. Her Müslüman bildiğini başka bir Müslüman, başka bir mümine aktarmak durumundadır, hatta zorundadır. Emanettir, Allah'ın emanetidir. İki sınıf bilgi vardır, iki kategori bilgi vardır, aktaramazsınız. Birincisi uzmanlık bilgisidir. Bunu acemi bir insana aktaramazsınız. Çünkü alır onu götürür, kötüye kullanır. Bir cerrah farz ediniz. Bu adam böyle neşleri verir, sıradan birisi sen git onu es, kes, biç, deş diyemez. İkincisi de İslam devlet statüsüne. İslam devlet statüsüne sahip bir ülkenin askeri sırlarını, o da bir ilimdir, veremezsiniz kimseye. Bunu aktaramazsınız. Bu da bilgidir. Tasavvufta böyle bir inanç, böyle bir amaç yoktur. Tasavvufa göre kişi eğer sınırsız sevgi ve fedakarlık derecelerini yakalayabilmişse, bu onun için ebedi aydınlanmayı sağlayabilir. Dolayısıyla herhangi bir dinin mensubu olmak da gerekmiyor. Tasavvufta bir din farkı yoktur. Onun içindeki Buda ile İbrahim Edhem arasında inanç, felsefe ve yaşam tarzı bakımından hemen hemen hiçbir fark yoktur. Çok önemli bir semboldür bu İbrahim Edhem. Tasavvufun bilgi hakkındaki görüşüne gelince bu konuda Cüneyd-i Bağdadi aynen şunu söylüyor. Ben size belgesel olarak naklediyorum ve hatta Arapçasıyla nakledeyim. Size Türkçe açıklamasını da yapayım. Diyor ki Cüneyd-i Bağdadi meşhur. Ta hicretin yani hicretten çok kısa 300-400 sene sonra yaşamış olan bir mutasavvuftur, bir tasavvufçudur. Diyor ki uhibbu lil mubtedi'i, bu acemi tasavvufa, tasavvuf yoluna girmiş olan, daha yeni girmiş olan kişiye ben şunu tavsiye ederim, şunu istiyorum onun için diyor. Ella yushgila kalbehu bihadihi thalati. Şu üç şeyle bilhassa uğraşmasın. Tasavvuf yoluna giren insan için şu üç şeyi tavsiye etmem diyor. Ama bunlara yaklaşmasın. Nedir bu? Ettekessübü. Para kazanmasın diyor. Çalışmasın. Resmen bunu söylüyor. Çalışmasın. Sakın diyor. Elini eteğini dünyadan çeksin diyor. İki, vatalebul hadisi. Hadis öğrenmesin. O zaman hadis için çok uğraşılırdı. Hadis bir ilimdir. Yani ilim öğrenmesin. Bilgi katiyen bilgi lazım değil diyor. Bu da yasak. Üçüncüsü ettezevucu. Evlenmesin diyor. Evet. İlk mutasavvıflar bunu söylüyor. Sizin vicdanınıza sunuyorsunuz.